Arkadaşlar merhabalar. Bu 6 sayfalık bir pdf'ti. Ee, tekrar yapıyorduk analitikten. Şu an son 2 sayfasında çözüyorum. Böylece bu pdf'i bitirmiş oluyoruz. 11. sınıf öğrencileri için yazıyor ama 12 ve mezun arkadaşlarımız da yararlanabilir. Sadece 11'ler için önce temel klasik sorular üzerinden gideceğiz ki konu bir düzgünce otursun. Böylece siz de konunun oturması için bu yorum sorularına bakabilirsiniz. 12 ve mezunlar 11 videolarına bakabilir. Ama 11. sınıf arkadaşlarımız özel olarak 12 ve mezunlar için çektiğim çokluyorum tekrarlıyorum bir soruyorum. şu an bence bakmasın. Erkenden tüketmenin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Yazın ne zamanki böyle Haziran, Temmuz o aralar o zamanlardan sonra acele etmeyin başlayacaksınız sizde. O yorum soruları çok özeldir şimdiden heba etmenizi istemem. Çünkü gelişim aşamasındasınız. Biz şu an düzgünce 11. sınıf kısmını halledelim. T.Y.T. Hazirana kadar... Bitirin matematiği, yine geometri Haziran'a kadar bitirin. Bir şekilde basit veya orta düzey seviyenize göre bir kere bitirin. Benim için bunlar bile yeterli şu an. Sonrasında inşallah zaten e, yüksek hedefler için yine Haziran'dan sonra konuşuruz. Şimdi başlayalım testimize. Dik koordinat düzleminde A ve B noktalarından geçen doğru x eksenine paralel. Ha, bakın şimdi. X eksenine paralel demek x ekseni böyle olduğuna göre böyle olmaz mı? x eksenine paralel bir doğrunun eğimi neydi arkadaşlar? 0. Neden? Düşünsenize x1, y1. Öbürü x2 ama yine y1. Ordinatı değişmez ki x eksenine paralel bir doğrunun. E o zaman y1 eksi y1 bölü x2 eksi x1'den de eğim ne gelir? 0. Demek ki arkadaşlar bunların ordinatları aynıymış demek istiyor. Türkçesi bu. Eğim 0 ise ordinatları aynı olan iki noktadır. x eksenine paraleldir. Böylece 3R artı 2 eşittir. R artı 8'den R, 2R 6, R gördünüz mü? 3 geldi. Analitik düzlemde 3x eksi 4y artı 12 eşittir 0 doğrusu ile koordinat eksenleri arasında kalan bölgenin alanı nedir? Şimdi arkadaşlar bakın koordinat eksenlerini bulmak çok kolay kestiği yeri. Y'ye 0 ver. X'i kaç? 4. X'e 0 ver. Y'si kaç? 3. Böylece bu doğrumuz oluştu. Bu doğru. X ekseni ve Y ekseni arasında kalan bölgene çıktı bu. O zaman bunun alanı da 3 çarpı 4 bölü 2'den 6. Bu temel bilgileri kullanacağız. Yoksa bu soru gayet kolay. Dik koordinat düzleminde y eşittir 3x eksi 12 ve y eşittir x eksi 4 doğruları ile y ekseni arasında kalan bölge. Bunları analitik düzlemde çizeceksiniz. Bakın normalde ben rastgele çizerim soruları. Ama burada x ekseni, y ekseni eksenler arasında kalan diyorsa gidip onu da rastgele çizmek saçma olur. Y eşittir x eksi 4. Ne demek? X'e 0 ver, y'yi nerede kesiyor o zaman? Eksi 4'te. X'e 0 ver, pardon y'ye 0 ver, x'i nerede kesiyor? 4'te. Zaten bir doğru böyle iki noktadan birleşir. Tek bir doğru geçer. Sonra öbüründe de x'e 0 ver, y'yi nerede kesti? Eksi 12'de. Onu da şöyle yapayım. Gerçi şöyle yapayım yani Burada madem orası y ekseninde kestiği yer şöyle. Böyle yapalım daha rahat edelim. Eksi 4'e 4'ten geçiyor. Bir de eksi 12 e, y'ye 0 verirsek yine 4'ten geçiyor. Ha, böyle bir doğru çıktı diğeri. O zaman bak. Birinci doğru. ikinci doğru. Ve y eksen arasına kalan bölge neresi geldi? Burası. Üçgenin alanı nasıl bulunur arkadaşlar? Taban 8 birim. Eksi 12, eksi 4'ten. Sonra yükseklik neresidir? Geniş açılı üçgende yükseklik bu şekilde bu 4 birim olan yerdir. 4 çarpı 8 bölü 2'den de 16 geldi. Olay bu. Değil mi? Evet 16 oldu. Dik koordinat düzleminde y eşittir 2x artı 8 ve y eşittir eksi x artı 8 doğruları ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı. Şimdi Y eşittir 2x artı 8. X'e 0 ver. Y'yi nerede kesiyor? 8. Bunun için de bak hani niye böyle x'e 0 veriyoruz y'si 8 çıkıyor falan derseniz aslında olay şu. Y eksenini kesen noktanın apsisi 0'dır da o yüzden x'e 0 veriyoruz. Hani ezbere söylüyoruz bunu bilin. Sonra buradan y'ye ne geliyor böylece? 8. Yine Y'ye niye 0 veriyoruz? E, X eksenini kestiği noktanın apsisi vardır. Bir sayıdır. Ordinatı da vardır ama 0'dır arkadaşlar. Bu yüzden Y'ye 0 verince X eksenini kestiği noktayı buluyoruz. Bak böyle. Burada da X'e 0 verdiğimiz zaman yine 8'den geçiyor diğer doğru. Sonra Y'ye 0 verdiğimiz zaman X nereden geçiyor? 8'den. Bu iki doğru böyle. Böyle x80'de bu şekilde o zaman bizden bu üçgenin alanını istiyormuş. Taban 12, yükseklik 8 bölü 2. Bundan sonra cevabımızda ne oldu? 48. Bakın şu an biraz daha rahat sorular çözüyorum arkadaşlar. Lütfen siz de bunları güzelce PDF'de çözün, birlikte gidelim, yorumlarımızı yapalım. Sonra bakın sağlam sorularda da ya hocam bunları yapamıyorum, edemiyorum olmasın. Ben bu temel bilgilerin düzgünce oturmasını istiyorum, tamam mı? Dik koordinat düzleminde x eşittir 3 ve bilmem ne doğruları ile koordinat eksenlerinin arasında kalan kapalı bölgenin alanı. x eşittir 3 nedir? Böyle x ekseninde dik olan doğrudur. Burada y'ye 0 verdin. x nereden geçiyor? Eksi 6'dan. Sonra x'e 0 verdiğinde y nereden geçiyor? 4'ten. Böyle. O zaman şöyle rengi değiştirelim. Birinci doğrumuz. İkinci doğrumuz bu şekilde. Ee, bir de ne demiş? Koordinat eksenleri. Koordinat eksenleri neresi? Onları da renkle göstereyim bakın. Y ekseni, X ekseni. Dikkat edin lütfen. Y ekseni, X ekseni ve bu doğruların arasında kalan bölge bu yamuk çıktı. Kapalı bölgenin alanını bulacaksınız her zaman, tamam mı? Bunları hatta bak renkle yine göstereyim. Birinci doğru, ikinci doğru, X ekseni, Y ekseni hepsinin geçtiği ortak bölge gördünüz mü? Burası geldi. O zaman e, burası 3 birim. Sonra şurası 4 birim. Peki burayı nereden bulacağız arkadaşlar? Şöyle yapabilirsiniz. Benzerlik. Bak şimdi 6'nın 9 oranı 4'ün de neye oranıdır? 6'ya. Hocam ben benzerlik yapmak istemiyorum. Bence yapamam. Tanjant alfa de. Tanjant alfa ne? 4 bölü 6. Burayı da bilmiyorsun demin diyelim. M diyelim. M bölü 9. Bak ne yaptım? Büyük üçgende görüyor musunuz? Şu üçgende şurada tanjant tarif yaptım. O da mı olmadı? Bak şunu da yapabilirsiniz. Arkadaşlar şu doğru ne doğru doğrusuydu? 2x 3y artı 12. Onun üzerindeki bir noktanın apsisine bak. Şu noktanın apsisi 3 değil mi? 3'e y ye. yaz yerine 6 eksi 3y artı 12'den yine y'ne geldi hakikaten 6. Gördüğünüz gibi yamuğun alanı nasıl bulunuyordu? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Böylece alan arkadaşlar 15 geldi. ABC'de dikdörtgen demiş. Eksi 1'e 5 noktası verilmiş. Dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Size çok şık bir çözüm yapacağım şimdi. Bir kere arkadaşlar ikiz kenar dik üçgen olmuş. Burası 45 derece değil mi? O zaman bu doğrunun eğimi arkadaşlar neye eşittir? Eksi 1'e. Neden? Sola yatık çünkü. Sonra bak dikkat edin lütfen. Aynı zamanda bu doğrunun üzerindeki nokta eksi 1'e 5 ya. Koy yerine böylece ne ye geldi 4. Demek ki bu doğru neymiş? Y eşittir eksi x artı 4. Peki ben bunu niye buldum? Şöyle bir hareket yapacağım şimdi size. Burada artık doğrunun denklemini bulduğum için x eksenin nerede kesiyor? Y'ye 0 ver. 4'te. Y eksenin nerede kesiyor? X'e 0 ver. Y'si de 4'te. Gördünüz mü? Bu şekilde. O zaman burada arkadaşlar şu açı 45 derece olduğu için burası da 45 olmaz mı? Dikdörtgenden burası da 40, 90. Yine burası da 45. A, A, A kök 2 değil mi? 45 dereceyi hatırlayın lütfen. A, A, A kök 2 neye eşit? 4'e. A ne? 2 kök 2. Bir kenarını bulduk. 4, 4. Diğer kenarı ne? 4 kök 2. Böylece bir kenar 2 kök 2. Diğer kenar 4 kök 2. Cevabımız arkadaşlar 16 oldu. Gördüğünüz gibi doğru denklemini bilmek, eğimi bilmek bizim için çok kıymetli arkadaşlar. Sonuçta analitik yaptığımızı da unutmayın lütfen. Analitik yorumlarını tabii ki kullanacağız. Tamam mı? Gelelim bu sorumuza. Şimdi ne demiş? Eksi k'ya 0, 0'a 2k, 4'e 14. Yukarıdaki analitik düzlemde abc noktaları doğrusal olduğuna göre alan boa kaçtır? Net söyleyeceğiz arkadaşlar. Noktalar doğrusalsa eğimler aynıdır. Şimdi o zaman doğrunun eğimini bulalım. İkisini kullan. 2K eksi 0'dan 2K. 0 eksi eksi K'dan K. He, doğru neymi? 2'ymiş. O zaman arkadaşlar K'yı da bulalım artık. Bir de böyle ikisini kullan. Canın istediğini kullanabilirsin. Yeter ki K'yı bul. 14 eksi 0 bölü 4 artı K eşittir 2. Ee, buradan da 8 artı 2K eşittir 14'ten. 2K 16 şey 6. K ne geldi? 3 geldi. O zaman A neydi? Eksi K. Eksi 3'ten hakikaten A O uzunluğu 3. Doğrunun eğimi neydi? 2. Bu ne demektir? Tan alfa 2. O zaman B O'nun 6 olması lazım ki tanjant alfa 2 gelsin. Tamam mı? Böylece dik üçgenin alanında 6 çarpı 3 bölü 2'den arkadaşlar 9 gelmiş oldu. Dik koordinat düzleminde denklemleri ile verilen doğruların paralel olması için a çarpı b ne olmalıdır? İki doğru paralelse nedir? Eğimler aynı. Çünkü yatıklıkları aynı bakın böyle düşünün. Doğrunun eğimini nasıl buluruz? Sabiti salla. Y'yi yalnız bırak. Y'yi yalnız bıraktığın zaman x'in kat sayısı eğimdir. O zaman eksi a bölü 2. Diğerin eğimine bakalım şimdi. Ee, yine sabitin önemi yoktur eğim bulmada. Sonuçta Bizi y ve x ilgilendiriyor. By eşittir 5 xten Ne geldi? X'in katsayısı 5 bölü b. Böylece 5 bölü b eksi a bölü 2 eşit. Eksi a b de buradan ona, A b de gördüğünüz gibi eksi 10'a eşit oldu. Olay bu işte. Analitik düzlemde y eşittir 2x artı 3 doğrusuna paralel olan ve 2 3 noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir doğru bir doğruya paralelse eğimleri aynı. Bu doğrunun eğimi y'yi yalnız bırakmış zaten katsayısı sayısı 2. O zaman bizden istenen doğrunun eğimi de 2'dir. Böylece e, nokta denklemi sağlar. y yerine 3, x yerine 2, n'e ye geldi, eksi 1. Demek ki doğru denklemimiz neymiş? 2x eksi 1. Dik koordinat düzleminde denklemleriyle verilen doğrular çakışık. Çakışık doğru şu... Birisi bu. Birisi de bu olarak düşün. Yani aynı doğru üst üste gelen iki doğru. Birbirinin aynısı demek. O zaman bunların her şeyi aynı aslında. Yani birisi ax artı b artı c ise öbürü de ax artı b artı c. Veya sadeleşmesi için şu da olur bak örnek. 2x artı 3y eksi 6 eşittir 0 doğrusuyla 4x artı 6y eksi 12 eşittir 0 da aynı doğrudur. Neden? Sadeleştirince üsttekini elde ediyorsun. O zaman ne olacak? Burada e, ee, kat sayıların oranları aynı olacak. Yani m'nin 4'e oranı neyse 4'ün 8'e de oranı olacak ki matematikte sadeleştirmenin gereği budur. Aynı harflerin kat sayıları oranlı olması lazım ki sadeleşme olsun. Bak 2 4'ün yarısı 3 6 yarısı 6 x 12'nin yarısı aynı mantık. M 4'e oranı 4'ün 8'e oranı n'nin m'ye oranı. Bak böyle hepsi birbirine eşit olmalı ki aynı doğrular olsun. 4 bölü 8 olması için m'yi artık 2 buldum. m'yi 2 bulunca ne ne geldi? 1 geldi. Böylece toplamları da 3 oldu arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde 2'ye 1 noktasından geçen ve 2x y artı 1 eşittir 0 doğrusuna dik olan doğru denklemi. Bir doğrunun denklemi için her zaman klasik yorumumuz önce. mx artı n. Eğim lazım, nokta lazım. Zaten geçtiği noktayı vermiş. Eğimi nereden bulacaksın? Bu doğruya dik. O zaman bu doğrunun eğimi nedir? Y'yi yalnız bıraktığında 2. Bu doğrunun eğimi 2 ise bunları çarptığın zaman ne gelmesi gerekiyor? Eksi 1. Buradan da m 2 ne olur? Eksi 1 bölü 2. Artık doğru denklemi elimizde. Y eşittir eksi 1 bölü 2x. Eğimi çarpımı eksi 1 olduğunu ama unutmayın dik doğruların. Eksi 1 bölü 2x artı n. Nokta denklemi sağlar. Bak 1 eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı 2 artı n'den n ne oldu? 2. Demek ki doğru denklemimiz buymuş. Bundan sonra yapacağımız tek şey paydalarını eşitlemek. Ben böyle yazıyorum bırakıyorum dert değil. Payda eşitleyeceksiniz sadece. Ne demiş? Birbirine dik olduğuna göre. Sabitin eğimde önemi yok. Y'yi yalnız bırak. O zaman doğrunun eğimine geldi bak. Gördünüz mü? Böyle. Yine sabitin önemi yoktur eğimde. Y'yi yalnız bırak. Y çarpı 1 eksi k eşittir eksi 3 x. Böl her iki tarafı 1 eksi k'ya bu. O zaman bir doğru eksi 3 bölü 1 eksi k eğimine sahip. Öbür doğru k artı 1 bölü 2. Ve dik olduğunda eğimler çarpımı ne demiştik? Eksi verir. O zaman şu eksileri bir götürelim. 3 k artı 3. İçler dışlar yaparsak 2 eksi 2 k. 5 k eşittir eksi 1'den k ne geldi? Eksi 1 bölü 5. Ne demiş burada? Doğruları aynı noktada kesiştiğine göre, bunları var ya o kadar güzel kullanacağız ki temel yorumlar ama hakikaten sağlam bir şekilde bunları yerleştirmek lazım. Bakın şimdi, ne dediğimi o diğer soruları çözerken anlayacaksınız. Üç tane doğru aynı noktadan geçiyorsa ben şunu derim, bu nokta hepsini sağlıyor. Ne yapacağız o zaman hocam? Ben ne yaparım? Bildiğim iki doğrudan yararlanırım bu iki doğrunun geçtiği nokta bunları kırmızıyla göstereyim. Aynı zamanda bu doğrunun da geçtiği nokta değil mi? Böylece bu doğruyu şu an bilmiyorum. Dursun. Bunların kesim noktasını bulurum. Matematikte kesim noktası bulmak demek ortak çözmek demektir. Ortak çözmek de ne demektir? Taraf tarafı topla çıkar. Yeter ki o bilinmeyenlerden birinden kurtul ki diğerini bul. O zaman yukarıyı 3 ile çarp. 3 artı 2 5x 6 artı 19 25 x geldi 5 yaz yerine x gördüğün yere 5 yazarsan 5 artı y eşittir 2'den y ne oldu eksi 3 demek ki bunların kesim noktası neymiş 5'e eksi 3 e 5'e eksi 3 yeşil doğrudan yani ax eksi 2 eşittir 1'den de geçmiyor mu o zaman 5 a eksi eksi artı 6 oldu eşittir 1 a ne yaptı eksi 1 gördüğünüz gibi 3 doğru da olsa, 50 doğru da olsa bunlar aynı noktadan geçiyorsa bu nokta hepsini sağlamak zorunda. Hepsinin üzerinde çünkü. Geldik buraya. 2 doğru dik verilmiş. Lütfen bilgileri de okuyun sorularda. AB, D doğrusuna dik. Ee, orijinden geçen D doğrusunun denklemi nedir? O zaman hemen yapalım. Bu doğrunun eğimi ne arkadaşlar? Tanjant alfa 15 bölü 20. Aman dikkat doğru nereye düşer düşerken sola. O zaman eksi 15 bölü 20'dir. AB doğrusunun eğimi. Ne geldi sadeleştirince? Eksi 3 bölü 4. 2 doğru dikse eğimler çarpımı eksi 1. M2 ne oldu? 4 bölü 3. Böylece bir doğru orijinden geçerse ne diyorduk? Direkt eğimini yanına yapıştır x'in. İşte doğrunun eğimi y eşittir m2x, art m2x artı n olmayacak. Neden? Sıfıra sıfır verdiğin zaman bak n'e gidiyor. Demek ki orijinden geçen doğru buymuş. Y eşittir. 4 bölü 3 x. Şıklarda bu yok. İçler dışlar yapmıştır. 3y eksi 4 x eşittir 0. Ya da at öbür tarafa 4 x eksi 3 y eşittir 0. Hepsi aynı şey. Sola sağa atmak sorun değil tamam mı? Ona takılmayın sakın. Geldik son sorumuza. Bu 3 pdf'i bitirmiş olduk artık. Y eşittir x. Y eşittir 3 x x artı y eşittir 4 doğrularının sınırladığı bölgenin alanı kaç santimdir? Şimdi bakalım kaç santim? Birim karedir diyecek aslında. Santimdir değil de birim karedir. Y eşittir x nasıl? Böyle. Y eşittir 3x. Unutmayın doğrunun eğimi büyürse böyle dikeyleşir. Daha da y eksenine yaklaşır. Bu yüzden y eşittir 3x'tir. Y eşittir x'tir. Eğim küçüldükçe yatıklaşır. Büyüdükçe dikleşir. Şimdi x artı y eşittir 4 nasıldır? Sıfır verdim x'e y'den geçiyor 4. Burada da 4. İşte size böyle bir doğru. Bunların arasında kalan bölgenin alanı. E burası geldi. 3 doğrunun arasında kalan bu yeşil bölge. Bunun alanını nasıl bulabiliriz şimdi? Son sorumuz. Hafif yorum yapacağız. Çok zor değil merak etmeyin. Şimdi bakın. Şu noktayı ve ben bu noktayı bulurum. A ve B diyeyim bunlara. Nasıl bulurum? Orada arkadaşlar y eşittir x ile y eşittir x ile şu doğru kesişmiyor mu? Tamam kesişiyor. O zaman y eşittir x ile x artı y eşittir 4 nasıl kullanılır? Y gördüğün yere x yaz. Ortak çözmek demek bazen yer geldiğinde taraf tarafı toplamak bazen birisini diğerinin yerine yazmak demektir. 2x 4 oldu x 2 geldi. Demek ki burada bunların kesim noktasının apsisi 2'ymiş. Bak dikkat y eşittir x değil mi? O zaman burası 2 olur. Ben bu beyaz bölgeyi bulurum artık. Taban neydi? 4. Yüksekliği ne buldum? 2. Bölü 2'den 4. Gördüğünüz gibi renkle de göstereyim. Bu bölgenin alanını 4 buldum. Sonra aynı mantık. Ben şu noktanın da yine apsisini bulayım. Ne o? Y ye eşittir 3x ile x artı y ye eşittir 4'ün kesimi. Y ye gördüğün yere 3x'i yapıştır. 3x artı x artı 4. Böylece x geldi? 1. x eşitleri 1 ise şöyle büyüteyim iyice görün. Burası 1 değil mi? Buranın tabanı ne? Bu da 4. O zaman bu üçgenin alanı ne geldi? 4 çarpı 1 bölü 2'den 2. Artık tüm üçgenin alanı 4 çarpı 4 bölü 2 sebep bir kenar 4 öbür kenar da 4. Eksi birinin alanını demin ne bulduk? 4. Öbürünün alanını bulduk? 2. Böylece arkadaşlar toplam alan 8'di. 6'yı çıkarınca o yeşil bölgeye 2 kalmış oldu. Böylece burada bakın bu pdf'lerin hepsini size çözmüş oldum. Klasik gerçekten okullarınızdakine uygun konuyu bitirmelik tekrar soruları çözdük. Yeni videolarda yorum sorularında arkadaşlar görüşmek üzere. Bildirimleri açık tutun çünkü bunları eklemeye devam edeceğim. Perşembe dedim ama bazen önünü arkasına da koyabilirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı ve lütfen beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.